da formlarla çalışmaya başlayabiliriz. What is DOM? Document, Object, Model. Bilen var mı arkadaşlar? Hemen. Duymadım hocam onu. HTML DOM nokta JS diyelim arkadaşlar. JavaScript'i bu kadar popüler kılan özelliktir aslında DOM. Olay nedir biliyor musunuz? Olay şudur. Web sayfası, bu da içerik, sayaç diyelim. Açar açmaz sayaca bir değeri atandı veya sıfır değeri atandı. Benim buraya iki tane buton ekleyip, artı bir eksi buton ekleyip, burada değişikliği meydana getirdiğimde, değişikliği burada mesela arttırdım değil mi? Burada ne oldu? Sayaç artı artı oldu. Burada ne oldu? Sayaç eksi eksi oldu değil mi arkadaşlar? Sayacı bir arttırdım, sayacı bir azaldım. Yani bu arkadaşa tıkladığımda arka planda normalde ne oldu sayaç arkadaşlar? Değeri 2 oldu değil mi? Eğer DOM olmasaydı sen buradaki 2'yi göremezdin. Arka planda gerçekleşirdi fakat işin view tarafında gerçekleşmezdi. İşin controller tarafında işlemi gerçekleştiriyorum. Tamam mı? Ama bu yapmış olduğum değişikliğin işin view tarafında yani sayfa refresh etmeden, yenilenmeden görünmesini sağlayan yapıya biz DOM diyoruz arkadaşlar. Okey mi? Document, Object, Model arkadaşlar. Document, Object, Model. İşin browser tarafında arkadaşlar genelde HTML DOM kavramı çok kullanılır. Mesela işin mobil tarafında da state kavramı vardır. Şöyle bir mobil diyelim. Mobilde de devreye state girer. Aynı şekilde burada da bir sayaç olsun arkadaşlar. Bir desin sayaç. Cep telefonlarında DOM kavramı olmadığı için arkadaşlar cep telefonlarında da bu işi diyelim ki artı butonu, eksi butonu bastığımda sayaç artı artı olacak. Bastığımda sayaç eksi eksi olacak. Cep telefonlarında arkadaşlar DOM kavramı olmadığı için yani bir browser kavramı söz konusu değil. Çünkü açar açmaz uygulama çalışıyor. Bu uygulama çalıştığında arkadaşlar şuradaki değerde değişiklik yapmak için de state kavramı kullanılır. State nedir? Türkçesi durum demek arkadaşlar. Burada da state kavramı kullanılır. Mobil uygulamalarda state vardır. Bir şey yenilenmeden, sayfa yenilenmeden işin controller tarafında gerçekleşen aktivitenin işin view tarafında da gerçekleşmesini sağlamak için bu arada sizi MVC'ye hazırlıyorum yavaş yavaş. Açılımını biliyor musunuz? Model View Controller değil mi hocam? Yep. İşin View ve Controller kısmı var burada. İşin veri tabanı kısmı olmadığı için buradan bahsetmedim mesela iki tarafta da. İşin View tarafı bu, görüntüleme tarafı bu. İşin Controller tarafı da arka planda siz backend tarafında yapmış olduğunuz programlama. Yani yapmış olduğum Controller'da yapmış olduğum değişikliğin view tarafında görüntülenmesini web kısmında DOM gerçekleştirir, mobil kısmında state gerçekleştirir. Var mı burayla ilgili bir sıkıntı arkadaşlar? Yoktur diye düşünüyorum. Evet. HTML DOM aktiviteleriyle başlayalım arkadaşlar. İlk olayımız arkadaşlar bizim elementlere erişmek arkadaşlar. Elementlere erişmek arkadaşlar. Biz bir element oluşturduğumuzda arkadaşlar ismine genelde ne deriz?
ID'de kullanırız arkadaşlar. ID diyelim ki btn3. Burada bir şey vardı, hatırlıyor musunuz? CSS kısmında bir de class btn3 olsun diyelim. Class'la ID arasındaki farkı, biri sınıfta arkadaşlar, biri selector'da. Arasındaki farkı kim söyleyecek? Class'ı birden fazla element için kullanabiliyoruz. ID unique oluyor ama. Süpersin arkadaşlar. ID unique'tir. O yüzden ben elementle ilgili bir işlem yaparsam mecburen ne yapacağım arkadaş? ID kısmıyla ilgileneceğim. Yani ID kısmını kullanacağım. Kullanacağım ilk elementim de arkadaşlar. Hatta şey de diyebiliriz. Elementlere erişmek diye bir başlık oluşturabiliriz hemen burada. İşin DOM tarafında. DOM'un gerçekleşmesini sağlayacağız şu an. Diyelim ki elementlere erişmek. Süpersiniz. Altyapı çok iyi. Bu altyapıyı dediğim gibi işin programlama tarafıyla da desteklediğimizde her şey 10 numara 5 yıldız olacak. İlk şeyimiz arkadaşlar get element by id. Çok kullanılıyor. Get element by id çok kullanılıyor arkadaşlar. Get element by id ile arkadaşlar document nesnesinin ne diyeyim artık, önemli bir fonksiyonu. Burada işlem gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Buradan kullandığımız en önemli yapı arkadaşlar elementin value değerini alma olayını gerçekleştiririz. Basit bir tane uygulama gerçekleştirelim. Hemen diyelim ki bir input değeri oluşturalım arkadaşlar. Bir de buton oluşturalım. Ne yapalım? Butona tıkladım da arkadaşlar bana şeyi getirsin. Input'taki teksti veya value yapısını getirsin şeklinde bir uygulama gerçekleştirebilirim. Hemen işin şu kısmını iptal ediyorum. Şöyle bunu alsam işin event kısmında kullandım. Şuraya da hemen kocaman events yazalım arkadaşlar. Bu işin events tarafı. Eventlerimi kullandım. Çalıştıracağım HTML dom.js kısmı. Evet, body'ye hemen bir tane input normal input kullanalım arkadaşlar. Type'ım text, name'im burada mesela diyelim ki metin ya da kelime, çok önemli değil arkadaşlar. İsmini de hemen ne verirsem name'im arkadaşlar, ismini de bu şekilde tanımlıyorum. Yani buraya bir metin yazacağım arkadaşlar. Bu bir input yapı. Hemen bir buton ekleyeyim arkadaşlar. Yine input butonumu ekleyeyim arkadaşlar. Name'i önemli değil arkadaşlar butonumuz şu an. Ben genelde buna ne diyorum? Mesela diyorum ki btn getir diyorum. Btn getir benim butonumun ifadesi arkadaşlar. Şurada getir diyorum. Ve on click yapıyorum arkadaşlar. Şuraya on click yaptığımda ne diyeyim artık? Metin getir diyeyim. Metin getir diye bir fonksiyon çalıştırayım. Hadi bakalım bu fonksiyonu
Oluşturalım arkadaşlar. Hemen bir function oluşturdum. Dedim ki arkadaş Metin getir dedim. Herhangi bir parametre göndermiyorum. Ve işlemlere başlıyorum arkadaşlar. ID'si işte ne diyeyim artık, ID'si Metin olan veriyi ne yapacağım arkadaşlar? Getireceğim. Mesela dedim ki var Metin. Nedir bu? Dokümanın içerisinde nokta get element by id diyorum. Hangi elementi getireceğim arkadaş? Metin isimli elementi getireceğim. Bu elementin hangi değerini getireceğim arkadaşım? Value isimli değerini ne yapacağım arkadaşlar? Pardon. Value isimli değerini getireceğim. Bu elementin value isimli değerini ekrana yazdırayım. Alert. Metin. Dedim. İşlemi gerçekleştirdim. Çalıştıralım. Hadi çalışıyor zaten. Merhaba dünya dedim. Getir dedim arkadaşlar. Merhaba dünya içeriğini getirdim. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Aslında bu olayda yaptığımız aktivite şu arkadaşlar. Gönderdiğimiz değerin arkadaşlar üzerinde bir sürü işlem yapacağız. Diyeceğiz ki bu değer istediğimiz değer mi? Bu işte mail gönderiyorsak içerisinde ne diyeceğim? Index of diyeceğim. At işaretini koyacağım. Bunda at işareti var mı diyeceğim gibi. Sonra diyeceğim ki arkadaş bir sayı gönderin. Bu sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdırın. Hadi size soru arkadaşlar. Sayı gönderin. Bu sayının tek mi çift mi olduğunu ekrana yazdırın.